Herkese iyi akşamlar. Ben Canan Bektik. Değişimi Yaratmak programı ile tekrar sizlerleyim. Biliyorsunuz değişimi yaratanlar dünyayı değiştiriyor. Bakalım biz bugün neleri değiştireceğiz? Bugünkü konumuz Access kitapları. Access Consciousness ve kitapları. Bugün ondan bahsetmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi bir otel odasındayım, İzmir'deyim. Ve programa devam etmek istedim. Access kitaplarını tanıtmak istedim. Çok kitaplarımız var. Bir yayın evimiz var Türkiye'de ve bu Canan Bektik yayın evi. Benim kurduğum bir yayın evi. Ve bunu kurmamın sebebi de Access'in muhteşem kitaplarına daha kolay erişim sağlamaktı. Ve herkese daha büyük katkı yaratmaktı. Ve gerçekten de bu oldu. Ben yayın evi nedir bilmiyordum. Sadece bugün buna gönüllü oldum. Bunu istedim. Bunu yapmayı seçtim. Ve bu bir iş yarattı. Bu çok takdir edilen bir konu gerçekten. Hem kendimi kutluyorum, hem bana katkıda bulunan herkesi bu konuda kutluyorum. Çok kişi bana katkı oldu. Öncelikle eşim, oğlum ve sevgili arkadaşlarım, tercümelerinde, her şeyde katkı oldular. Çok teşekkür ediyorum. Ve herkesten teşekkür alıyorum da. Bu teşekkürün büyümesi ve daha büyük katkı yaratabilmemiz için neler mümkün? Çünkü bilmeyenler için söylemek istiyorum. Her biri bir seminer niteliğinde kitaplarımızın. Tabii paylaşabildiğim kadarıyla bugün paylaşacağım. Ve bu birkaç önümüzdeki hafta bu kitaplarla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Eğer bunlara sahip değilseniz, Access sınıflarını merak ediyorsanız kitaplardan başlayabilirsiniz. Eğer ki sizin için sınıflara gelmek şu an için uygun değilse ki bunu seçmeniz yeterlidir, altını çiziyorum. Kitaplardan başlayabilirsiniz. Birçok kitaplarımız var. Hepsini böyle başlamak istiyorum tanıtmaya. Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Kendin ol, dünyayı değiştir. Sevgili Doktor Derin Hiller'in kitabı. Kendisi Access'in yaratıcı ortağıdır. Bilmeyenler için söylüyorum. Ve çok çok fazla katkısı var Access'i büyütmekte dünya üzerinde. Kendisi bir kayropraktır, doktordur ve muazzam çalışmaları var. Muazzam farkındalık var, muazzam kolaylaştırıcı. Bilincin kolaylaştırıcısı. Evet, bu muazzam kitap Amazon'da bestseller arkadaşlar. Gerçekten bakayım yani kaçıncı baskıyı yaptık? Son baskı 7 mi acaba? Hiçbir fikrim yok. Sürekli baskıya giriyoruz. Öyle hani bayağı bir basıyoruz yani 2000 basıyoruz. Hemen bitiveriyor kitap. Kalın bir kitap gördüğünüz gibi ve bu kitaplar hepsinin ortak yanı her zaman başucu kitabı olması ve hiçbir zaman ha okudum tamam harikaydı demek değil. Her okuduğunuzda, her bir kitap için söylüyorum. Her okuduğunuzda size bunu ilk defa okuyorum gibi gelir. Çünkü siz bu kitabı okudukça siz değişiyorsunuz. Yani bütün kitaplar için söylüyorum. Bu kitapları okumak enerjinizi değiştirecek, bilincinizi değiştirecek, farkındalığı değiştirecek ve siz farklı bir insan olacaksınız. Ve aradan zaman geçtikten sonra tekrar bu kitabı elinize aldığınızda o güne kadar hiç fark etmediğiniz, algılamadığınız, sanki yeni okuyormuş gibi olacaksınız. Bir sürü şey size fark ettirilecek böylece ve tekrar farklı bir alan açılacak. O açıdan bunu başucu kitabı kimseye vermeyin. Ben çünkü eskiden kitaplarımı Access'e gelmeden önceye kadar eski yani 2000'li yıllarda okuduğum bütün kitapları arkadaşlarım da okusun diye verirdim. Ama onlar her zaman başucu kitabı olmalı ve dönüp bakmalıyız. Dönüp bakmalıyız. Hepsi bize tekrar tekrar katkı oluyor. O yüzden en iyi hediye olabilir.
doğum günlerinde ya da özel günlerde hediye götürebilirsiniz arkadaşlarınıza, insanlara. Çok büyük katkıyı siz de böylece genişletebilirsiniz bilincin yayılmasında. Herkesin para realitesinin, ilişki realitesinin, hayatlarını değiştirmeklerin, hayat kendi hayatlarını değiştirmede çok büyük kolaylaştırırsınız insanları böyle bir hediye götürmek. Benim için harika olurdu gerçekten. Evet arkadaşlar, kendi ruhu dünyayı değiştir. Bakalım sevgili Deyin bu konuda neler söylemiş, ona birazcık göz gezdirelim. Diyor ki, kendi ruhu dünyayı değiştir. Bu çok farklı bir kitaptır. Bu kitap dünyadaki hayalperestler, daha farklı bir şeylerin mümkün olduğunu bilenler için. Ama daha önce asla gerekli araçlara sahip olmayanlar için yazıldı. Ya sizse bu araçların var olduklarını söylerse, sizin daima hayalini kurmuş olduğunuz olasılıklar mümkün. Bu kitap sonsuz olasılıklar ve dinamik değişim oluşturmak için bir kılavuzdur. Sizin için ve dünya için. Size eğer kullanacak olursanız, her şeyi değiştirebileceğiniz ve size gerçekten olduğunuz sizi verebilecek pratik araçlar ve prosesler seti sunar. Size var olma hakkında tamamen farklı bir perspektif sunar. Ya siz olmak, bir şeyi daha farklı yapmak veya daha iyi olmakla ilgili değilse, ya sizin toplam olduğu olarak olduğunuz enerji olmanızla ilgiliyse, ya bu her şeyi değiştirebilirse, yaşamınızı, ilişkinizi, parasal durumunuzu ve dünyayı. Ya siz şimdiye kadar sadece ihtiyaç duyduğunuz araçlara sahip değildiyseniz, biliyorum benim yoktu diyor Deyin. Benim de yoktu. 2000 yılında ben diyor Deyin. Görünüşe göre başarılı bir kayropraktım. Fakat yüzeyin altında derin bir bunalım içindeydim. Bu durum zaman içinde her şeye bir son vermeye hazır olduğum noktaya kadar geldi. Yani ölme noktasına gelmiş, kendini öldürme noktasına. Evrene 6 ay verdim diyor. Ve ondan sonra aniden nereden geldiğini bilmediğim, hayatımı değiştiren bir şeyle karşılaştım. Access Consciousness diyor. Evet, Access bu dünyada mümkün olan her şeyin kapısını açan bir sistemdir. Size bilişinize olan erişiminizi vermek suretiyle, sizin farkındalığınızı dinamik olarak arttırmak suretiyle, her şeyi kapsarken hiçbir şeyi yargılamamak suretiyle. Ben bir guru değilim diye devam ediyor. Sizin için hiçbir cevabım yok diyor. Sadece sorular var diyor. Sizin için gerçek olanın ne olduğunu sadece siz biliyorsunuz. Benim size davet ettiğim şey benimle beraber keşfe çıkmanız diyor. Benim bilinci olan yolculuğum halen devam ediyor diyor. Benim de öyle. Aynen sizinki gibi. Eğer arzu ederseniz bu kitap size siz olmanız için rehberlik edebilir. Ve dünyayı değiştirmeniz için zaman şimdi mi? Sizin beklemekte olduğunuz bu muydu diyor. Bu muydu? Beklemekte olduğunuz. Öyleyse sizin için bir sayfa açıyorum. Bakalım ne gelecek. Birazcık buradan okuyayım. Heyecan verici. İlişkiler. Heyecan verici ilişkiler. Şimdi
Büyük bir şeylerden birisi. Sayfa 115. Hepimizin yaptığı, diğer insanlarla olan bağlantımızı kaybetmeyelim diye kendimizin değişimini durdurmaktır. Kendi üzerimize dayattığımız en büyük kısıtlamalardan bir tanesi budur. Sadece bunun farkında olun. Değişmeyi seçerek, değişmeyi arzulayan diğer kişiler için bir davet olacağınızın farkına varabilirsiniz. Eğer bu sizin onlarla olan bağlantınızı değiştirmek olsa dahi. Değişim dediğinizde dikkat edin. Farklı olacaktır. Bu sizin onları kaybetmeniz ya da kaybetmemeniz anlamına gelebilir. Değişimi arzu etmeyenler genellikle çekip gidecektir sizin hayatınızda. Ya da sizi yanlış yapacaktır ve sizden ayrılacaktır. Değişimi gerçekten arzu edenler ise bunu sizin hatanız olarak görmeyeceklerdir. Ve şöyle diyeceklerdir. Vay, vay be, sen ne yapıyorsan böyle. Sen ne yapıyorsun böyle? Sen o kadar farklısın ki. Biraz bundan alabilir miyim lütfen? Ha, ve siz de şunu düşünebilirsiniz. Kiminle oynamayı tercih ederdiniz? Ve zamanınızı, enerjinizi ve dikkatinizi kimin üzerine vermeyi tercih ederdiniz? Sizin değişiminize direnç gösterenlere mi yoksa sizin değişiminizden ilham alanlara mı? Nasıl? Bu kadarcık oldu. Çok güzel değil mi? Evet, sevgili Beyne buradan sevgilerimi yolluyorum. Şükranlarımı. Evet, bu kitabı tabii ki hepsini bizden alabilirsiniz bu kitap. Bize yazabilirsiniz Instagram'dan, WhatsApp'tan, her yerden yazabilirsiniz. Size bunu hemencik gönderebiliriz. Evet, şimdi başka bir kitap daha. Bu kitap da Pragmatik Psikoloji, Suzanna Mittermaier. Evet, sevgili Suzanna Mittermaier bir klinik psikologdur ve çılgıncasına mutlu olmaktan bahseder. Hadi şimdi şunu şuraya bir okuyalım. Sonra içeriden bir sayfa çekip devam edelim. Diyor ki, mutluluk normal olmakla alakalı değildir. Bu kendiniz olmakla alakalıdır. Ne kadar güzel demiş, değil mi? Ve biz bu kitapları okuyoruz arkadaşlar. Akşam sınıflarımız var. Bunlardan da bahsedeyim. Hazır buraya değinmişken. Her gece 9 ile 10 arasında bir kitap okuyoruz. 10 ile 11 arasında diğer kitabı okuyoruz. En az iki kitap okuyoruz. Hatta Nisan'da da iki kitap başlıyor. Bunun da haberini veririm. Evet. Normal, mutluluk normal olmakla alakalı değildir. Bu kendiniz olmakla alakalıdır. Hayatınızın ne kadarını sorunlarınızı düzeltmek ve normlara uymak için harcıyorsunuz. Ve sonrasında kendinizi asla yeteri kadar iyi olmadığınız nedeniyle yargılıyorsunuz. Ya zayıf, hatalı ya da düpedüz, sıradan, çılgın olduğunu söylenen yanlarınız tam olarak hayatınızı mutluluk ve neşeyle dolu dolu yaşamanız için kesinlikle gereken şeylerse. Pragmatik psikoloji sizi hayatınızı radikal biçimde farklı ve özgürleştirici bir perspektiften benzersiz dehanıza ulaşmanız ve istediğiniz hayatı yaratmanız için yardım edecek bir perspektiften görmeye davet ediyor. Bir psikolog ve Access Consciousness kolaylaştırıcısı olan Suzanna Mittermaier, dünyanın her yerinde insanları kendi etkin yaklaşımı, pragmatik psikoloji aracılığıyla kendi büyüklüklerine erişmeleri için güçlendirmesi ile tanınır. Burada paylaştığı kanıtlanmış pratik
araçlarla size mümkün olduğunu düşündüğünüzden daha hızlı atılımlar yaratmak için yargıların ve etiketlerin drama ve travmanın ötesine nasıl geçeceğinizi gösterecek öğreneceksiniz. Kendinizden şüphe duymanın ötesine geçmek ve sizi kapana kısılmış gibi hissettiren ve veya hayal kırıklığına uğratan kalıplardan kurtulmak için her gün kullanabileceğiniz güçlü sorular var. Depresyon, öfke, suçluluk, savunmacılık ve korkunun gerçekte altında yatan şeylerle başa çıkma teknikleri. Olumlu değişime direnmenizin gerçek nedenleri ve aynı zamanda çevrenizdekileri de yükselten, kendi kendini onaylayan seçimler, yapma alışkanlığını nasıl kazanacağız? Başkalarının bakış açılarını kendi içsel bilginizden daha değerli hale getirmeyi bırakıp, kendi ritminize göre dans etmeye nasıl başlayabileceğimiz? En önemlisi Suzan'la mütemayir, size hayal ettiğinizden çok daha güçlü olduğunuzu gösterecek. Yenileyici ve canlandırıcı içgörüleri ve kullanımı kolay, hatta eğlenceli teknikleri. Kendinizi ve sizi bekleyen harika olasılıkları ve maceraları görme şeklinizi dönüştürecek. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Ve ben bu kitabı okudum. Müthiş, müthiş, müthiş yani müthiş. Evet, şimdi yine bir sayfa açtım. Evet, ilişki sizi yavaşça öldürüyor. Birazcık okumak istiyorum. Size de böyle bir kitabın neyle ilgili, çok şeyle ilgili, gerçekten çok şeyle ilgili okuduğunuzda göreceksiniz arkadaşlar. Biraz okuyayım. İlişkiler sizin işinize nasıl yarıyor? Eğer siz ilişkiyi nasıl işinize yarar hale getireceğini bilen o şanslı kişilerden biriyseniz, sizin bu bölümü okumanıza gerek yoktur. Eğer geri kalan %99'dan biriyseniz ve bunun hiç işinize yarayıp yaramayacağını merak ediyorsanız, okumaya devam etmenizi öneririm. İlişkinin tamamının iki nesne arasındaki mesafe olduğunu biliyor muydunuz? İki insan karşılaşır, ikisi de mutludur ve birbirlerinden ilham alırlar. Daha büyük bir şey için sabırsızlanırlar, birbirlerini düşündüklerinde midelerinde kelebekler uçuşur. Beraber olduklarında mutludurlar. Ancak, yani bilirsiniz işte, meydana gelen şeyin ne olduğunu merak edinceye kadar bu genellikle ne kadar sürer? Neşe nerede? Daha önce orada olan hafiflik nerede? Tartışmalar başlar. Her iki taraf da haklı olmak için kavga eder. Kendilerini ve diğer kişiyi yanlış kılarlar. Her ikisi de kendilerine ilişki denilen kutuya uydurmaya çalışırlar. Bir şeyler yokuş aşağı gitmeye başlar. Bunun ciddileşmeye başlayan ilişkinin normal safları olduğunu öğrendik. İnsanların buna ciddi ilişkiler demesi komik. İlişkileri ciddi olmak için mi sahip oluyoruz? İşler yokuş aşağı gitmeye başladığında sizin bir şeyleri ciddiye aldığınız ve önemli kıldığınız ve ilişkinin nereye yöneldiği hakkında sonuca varmaya çalıştığınız, bunun neye benzeyeceğini anlamaya çalıştığınız ve olacak şeyi geleceğe yansıttığınız nokta işte budur. Bu nokta sizin, o kişinin sizin için doğru biri olup olmadığını ve onun beklentilerinizle uyumlu olup olmadığını anlamaya çalıştığınız nokta mıdır? Bu son cümleleri okuduğunuzda hafif enerjinin kayboluverdiğini fark edin.
düşünmeye, kafanızın içine girmeye, bu kişiyle meydana gelecek şeyleri anlamaya ve geleceğe yansıtmaya başladığınızda ortaya çıkacak olan şey tam olarak budur. Son zamanlarda birlikte olduğunuz neşeden ayrılırsınız. Bu aşamanın normal ve ilişkinin bir parçası ve gerekli olduğu bakış açısını ne kadar satın aldınız? Bu doğru mu? Bu sizi hafif hissettiriyor mu? Bu kimin bakış açısı? Bu gerçekten sizin bakış açınız mı? Başka neler mümkün? Bu alanda daha fazla netliğe sahip olmak için kendinize sorabileceğiniz ilk soru şudur. Gerçek. Gerçekten bir ilişki arzuluyor muyum? Bu soruyu kendinize hiç sordunuz mu? Yoksa bir ilişkiye sahip olmayı istediğinizi mi varsaydınız? Herkesin aynı bakış açısına sahip olduğu ve bunun işe yarar olmasına çalıştıkları için bir ilişkiye sahip olmanız gerektiği bakış açısına ne kadar sürüklendiniz? Bir ilişkiye sahip olma gereksiniminiz mi var? Herhangi bir şeye gereksinim duyduğumuz her yerde bir şekilde buna karşı mücadele etmemiz gerekir. Aynı zamanda onu başarmaya da çalışırız. Seçimlerde gerçekten istediğiniz şey nedir? Bir ilişki sizin için nedir? Kiminle bir ilişkiye sahip olmak isterdiniz? Kim aslında hayatınıza bir katkı olurdu? Bu ilişki neye benzerdi? Diğer kişiden tam olarak ne bekliyorsunuz? Diğer kişi sizden tam olarak ne bekliyor? Çoğu ilişki ortak deliliğe dayanır. Sözler ağır mı? Peki etrafınıza bakın. Her iki tarafın da gerçekten mutlu olduğu kaç tane ilişki görüyorsunuz? Her iki tarafında kendisi olduğu ve birbirlerine sahip olmanın hayatlarının genişlemesine katkıda bulunduğu bir ilişki pek yok değil mi? Çoğu insan ilişkinin kutusuna uymak ve birlikte var olmak için kendisinin en iyi yanını, en başta diğer kişinin çekici bulduğu o çok özel parçasını yok eder. Bu sizin için yeterli mi? Yoksa daha fazlasını mı arzuluyorsunuz? Ya ilişkinizi nasıl yaratmak istediğinizi seçebilseydiniz? Bir gün her şeyin istenilen şekilde olacağı ve partnerinizin sizi anlayacağı, istediğiniz kişi olup istediğinizi yapacağı fantezisinde boğulmak yerine bugün ilişkinin görünümünü tamamen değiştirmekle işe başlayabilirsiniz. Nasıl mı? Kendinize, pekala bu ilişkinin hangi tarafı gerçekten benim işime yarıyor, hangi tarafı yaramıyor sorusunu sorarak. İşe yaramayan taraf için değiştirip değiştiremeyeceğimizi ve eğer değiştirebilirseniz nasıl değiştirebileceğinizi sorun. Evinizi yenilediğinizde aynısını yapın. Etrafta gezinin ve neyi saklamak istediğinizi, neyi istemediğinizi ve neresinin yenilenmesi gerektiğini görmek için evinizin her tarafını ve bütün aksamlarını kontrol edin. Şimdi sizin yanınızda bununla ilgilenen başka birisinin olaya dahil olması, onun da neyi değiştirmeyi isteyip istemediğini seçebilecekleri anlamına gelir. Eğer bir şeyi değiştirmek isterseniz ve onun ilgisini çekmezse, buna izin verme halinde olup olmayacağınız ve kendinize bununla yaşayıp yaşayamayacağınızı sormak size kalmıştır. Sorular sorun. Böylece bir ilişki olarak tam tamına ne istediğinizi bilmek için bütün bilgileri elde edebilirsiniz ve partnerinize onun işine neyin yarayacağını sorun. Ondan sonra kendinize diğer kişinin ilişkiyi isteme biçiminin gerçekten işinize yarayıp yaramayacağını sorun. Diğer kişiden değişmesini ya da sizinle aynı şeyi arzu etmeyi beklemeyin. Bu pragmatik olmaktır. Evet, buraya kadar okudum.
Bundan daha iyi nasıl olur? Bu sizin için eğlenceli mi? Çok büyük bir kitap arkadaşlar. Çok büyük. Gerçekten göreceksiniz okuduğunuzda. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet sevgili, çılgıncasına mutlu olmak diyor Suzan'la Mütemayir. Buna hazır mıyız çılgıncasına mutlu olmaya? O zaman bu kitabı çok öneriyorum. Evet. Kitabımız daha var. Bundan da bahsedeyim. Borçtan Kurtulmak Neşeyle, Simone Milazans. Diyor ki Simone Milazans, bir değişim yapması gerektiğini fark ettiğinde 187 bin dolar borcu vardı. Bu kitapta tanıtılan araçların yardımıyla 2 yıl içerisinde borçtan tamamıyla kurtuldu. Simon'un bakış açısı, kimsenin bir para problemi olması gerekmez diyor. Parayla ilgili bütün realitenizi değiştirmeye hazır mısınız? Parayla ilgili olarak eğer değiştirseydiniz, sizin farklı bir realite yaratabilecek hangi bakış açınız var? Ya limitsiz gelir akışlarına sahip olabilseydiniz, ya hiç kimsenin yaratamayacağı yollarla para yaratabilseydiniz. Bu kitap muazzam miktarda değişim için size destek olacak ve sizi muazzam miktarda para yaratmaya davet edecek. Borçtan Kurtulmak Neşeyle altını çiziyoruz. Tamamıyla farklı bir olasılığın başlangıcıdır. Eğer para problemleriniz için hızlı bir çözüm arıyorsanız bu kitap o değildir. Eğer finansal realitenizi tamamen değiştirmeye hazırsanız hemen başlayalım. Meydana gelebilecek en kötü şey ne olabilir? Hayatınız aynı mı kalır? Para yaratmaya mı başlarsınız? Seçim sizin. Çok tatlı değil mi? Bakalım burada bir şey açtım. Bize ne diyor bu kitap? Diyor ki, talep edin, sorun alacaksınız. Talep edin, yani sorun alacaksınız. Bütün kutsal kitaplar bunu söyler. Para yargılamaz. Para onu talep etmeye ve onu alıp kabul etmeye gönüllü olan insanlara kendini gösterir. Alıp kabul etmek, basitçe hayatınıza gelen bir şey için ne, nerede, ne zaman, nasıl veya neden ortaya çıktığı hakkında bir bakış açısı olmaksızın sonsuz olasılıkları elde etmeye gönüllü olmaktır. Başka bir deyişle parayla ve kendinizle ilgili parayla bağlantılı yargınızı yitirdiğiniz zaman daha fazla alıp kabul edebilirsiniz. Ya parayı talep etmek için bir nedene ihtiyacınız yoksa? Ya sadece eğlenceli olduğu için paraya sahip olabilseydiniz? Ya sadece ortaya çıkması için talepte bulunsaydınız? Para neşeyi takip eder. Tersi doğru değildir. Eğer hayatınız bir parti olsaydı, para gelmek ister miydi? Eğer şu andaki hayatınıza bir parti olarak bakarsanız, hayatınız para için ne tür bir davetiye olurdu? Ya bugün hayatınızı olabileceği kutlama olarak yaşamaya başlasaydınız? Ya paranın ortaya çıkmasını beklemeseydiniz? Çok güzel, değil mi? Ya bugün hayatınızı olabileceği kutlama olarak yaşamaya başlasaydınız? Bir sebebe bağlı değil. Ya paranın ortaya çıkmasını beklemeseydiniz bunun için? Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük bu kadar. Değişimi yaratanlar dünyayı değiştirebiliyorsunuz. Bu üç kitabımız da bakalım. Bizi nasıl değiştirecek eğer okumadıysanız.
Haftaya da diğer kitaplarımıza devam edeceğim. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Size kolaylık, neşe, ihtişam dolu bir hafta diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.